hızı Osman'dan dünya rekoru. TÜBİTAK'ın projeleri destekleme tutarı 1.9 milyar lira. En sıcak 4. yıl 2018 oldu. 2019 daha sıcak olacak. Facebook mesajlaşma servislerini birleştirmeyi planlıyor. 2018'de her 100 ithal ürünün biri güvensiz bulundu. Badem Çiçeği Festivali başlıyor. İtalyan aktivistler Akdeniz'de ölen göçmenleri oruç tutarak andılar. Cumhurbaşkanı hakaret davasında vatandaş kazandı. Alman otobanlarında hız sınırı konmayacak. Dünyanın en büyük dini festivaline 120 milyon kişi katılacak. Plastik mermiyle yaralanan sarı yeleklilerin lideri bir gözünü kaybetti. Açlık sınırı 2000 lirayı aştı. Samsun İranlılar, Mersin Iraklılar için cazip. İsveç'te belediyeden tesettür mayosu kararı. Merhaba, Seçmece Güncel Haberler Bülteni Haber Sörfü'ne hoş geldiniz. 29 Ocak 2019 Salı sabahından hepinize günaydın. Hadi bakalım başlasın Haber Sörfü. Türk kızı Osman'dan dünya rekoru. Odintsovo şehrinde yaşayan ve annesi Rus, babası Türk olan Osman Delibaş isimli genç kadın 13 yıl önce başlattığı buzlu suda yüzme sporunda rekor kırdı. Hava sıcaklığının -2 derecede olduğu bölgede buzlu suda 1 saat 4 dakika kaldı. Rekor denemesi sırasında hipotermi riskine karşı Delibaş'a sağlık ekipleri ve arkadaşları da eşlik etti. Daha önce Rusya'nın önemli yetenek yarışmalarında da boy gösteren Osman, Savunma Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Genç kız başarısı sayesinde Rus askerlere buzlu suda hayatta kalma eğitimleri veriyor. Osman, en büyük şansın Türkiye'de yaşamıyor olman. Yolun açık olsun, harika başarılarını biz de buradan takip ediyoruz. Sevgiler. TÜBİTAK'ın projeleri destekleme tutarı 1.9 milyar lira. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, Türkiye'de bilimsel projeleri destekleme tutarının 2002 yılında 154 milyon lira olduğunu belirterek bu rakam 1.9 milyar liraya çıkmış durumda. Yıllık olarak 12 katlık bir artış var dedi. En sıcak 4. yıl 2018 oldu. 2019 daha sıcak olacak. İklim bilimcileri dünya yüzey sıcaklığının kaydının tutulmaya başlanmasından bu yana 2018 yılının 4. en sıcak yılı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. Kar amacı gütmeyen bir bilim kuruluşu olan Berkeley Earth tarafından açıklanan raporda 2018'de dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığının 14.96 derece olduğunu, bunun da 1850-1900 arası dünya yüzeyi ortalama sıcaklığından 2.09 derece daha fazla olduğu kaydedilmiş. Bu arada en sıcak seneler de 2015, 2016, 2017 ve 2018'miş. Son 4 senedir düzenli olarak ısınıyoruz. Bu şey gibi sanki, hani kurbanın altını ısıtıyorlar ya, yavaş yavaş yandığını hissetmeden kaynıyor ve pişiyor. Facebook mesajlaşma servislerini birleştirmeyi planlıyor. 3 platform da aynı uygulamalar olarak kalmaya devam edecek olsa da platformlar birbirine entegre olacak ve 3 uygulama arası mesajlaşma ve mesaj taşıma mümkün olacak. Bir o eksikti zaten. Facebook BBC'ye yaptığı açıklamada uzun sürecin henüz başında olduklarını belirtti. İlk olarak New York Times'ın duyurduğu planın Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'ün şahsi projesi olduğu tahmin ediliyor. Zaten böyle işler hep onun başının altından çıkar. Neredeyse donumuzun rengine kadar bilmek isteyecek Mark Zuckerberg ki biliyordur muhtemelen. Tamamlandığında Facebook kullanıcıları WhatsApp hesabı olan kişilerle doğrudan mesajlaşabilecek. Aman ne güzel. 2018'de her 100 ithal ürünün biri güvensiz bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın verdiği bilgiye göre 2018'de 1.6 milyar ithal ürün dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi TAREX üzerinden denetimden geçirilmiş. Denetimler sonucunda güvenlik koşullarını taşımayan 18 milyon ürünün güvensiz olduğu tespit edilmiş. Güvensiz ürünler arasında 3.6 milyon oyuncak, 350 bin serum seti, 1.2 milyon şırınga, 2.3 milyon iş eldiveni ve 230 bin çift ayakkabı da bulunuyor. Bu ürünler ya imha edildi ya da gönderilen ülkeye iade edildi. Bu arada bir kısmı da kabul edilen başka ülkelere sevk edilmiş. Datça'da Badem Çiçeği Festivali başlıyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen Datça Badem Çiçeği Festivali bu yıl ikinci kez konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Datça Yarımadası'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra yerel kültürü ve tarihinin de ziyaretçilerle paylaşıldığı festival 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu arada gerek işim nedeniyle gerek turistik olarak o kadar çok yer gezdim ama Datça'yı hiç görmedim. Belki kısmet ne diyelim, 8-10 Şubat gerçi yakın bir zaman ama neden olmasın. 3 gün sürecekmiş festival. Yemek satışları, çocuk ve yetişkinlere yönelik renkli yaratıcı workshoplar, Datça'ya özgü dans gösterileri ve sahne performansları da olacakmış, bilginize.
Oruç eylemiyle İtalyan hükümetini eleştirdiler. Akdeniz'de ölen göçmenleri andılar. İtalya'da göçmen ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek isteyen bir grup aktivist gün boyunca oruç tutma eylemi başlattı. Eylemciler sosyal medya üzerinden boş yemek tabağı fotoğrafları paylaşarak İtalya'nın göçmen politikasını eleştiriyor. Helal olsun dostlar. Aralarında insan hakları savunucuları ve gazetecilerin de bulunduğu harekete 27 ülkeden binden fazla kişi destek oluyor. Destekçilerden ayrıca gün boyu yemek yemeyerek artırdıkları parayı insani yardım derneklerine bağışlamaları talep ediliyor. Kampanyaya katılanlar Twitter ve Instagram gibi platformlarda Türkçesini ben yani yazılışıyla okuyacağım. Hashtag #GPassaLaFame artık aç değiliz etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor. Hareketin organizatörlerinden Donata Columbro katılımın büyüklüğüne göre siyasi lobiciliğe de başlayabileceklerini ifade etmiş. Euronews'a konuşan Columbro bugün denizlerde hayatını kaybedenleri, Libya hapishanelerindekileri ve denizde kurtarma çalışmalarına katılanları anıyoruz. Yarın ise bu hareket çok daha büyüyebilir. Dilerim büyür. İtalya'da bu kadar sağcılık yükselirken böyle insanların da varlığını bilmek mutlu etti açıkçası. Denizlerde kaybolan, ölen göçmenler için oruç tutmuş İtalyalılar, İtalyanlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dileriz, ses getirir. Tunus Cumhurbaşkanı hakaret davasında vatandaş kazandığı masrafları Sipsi ödeyecek. 2014 yılının Kasım ayından beri süren davada mahkeme Sipsi'nin karşı tarafta dahil olmak üzere tüm mahkeme masraflarını karşılamasına hükmetti. Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta devlet başkanı Elbeji Kayit Eb Sipsi, İmam Dekaji isimli şahsı sosyal medya platformları aracılığıyla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Dekaji önce hapse mahkum edilmiş fakat temize gitmiş ve aklanmış. Arap Baharı olarak adlandırılan toplumsal halk hareketinin başlangıç yeri olan Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta düzenlenen gösterilerin ardından Zeynel Abidin Bin Ali 23 yıllık iktidarını bırakarak ülkeden kaçmak zorunda bırakılmıştı. Yasemin devrimi olarak kayıtlara geçen halk ayaklanmasının ardından demokratik dönemin başladığı ülke diğer Arap ülkelerinin aksine herhangi bir savaşa girmeden bu süreçten çıkmayı başardı. Bilmiyorum Maduro'yla olan röportajını izlemişsinizdir Cüneyt Özdemir'in umarım. Helal olsun valla ne diyeyim ben Cüneyt Özdemir işte 32. günlerden biliyorum. Mehmet Ali Birand'ın ekibinde cesur işte savaşlara özel yerlere falan giden gözü pek bir gazeteciydi ama açıkçası ne bileyim daha çok böyle Kenan Doğulu tadında ailemizin habercisi gibi. Bir de itiraf edeyim hani bir tatlı su gazetecisi gibi düşünürdüm Cüneyt Özdemir'i. Fakat gerçekten bu Maduro konusunda inanılmaz hızlı aksiyon aldı. Maduro röportajı kariyerinde dev bir adımdı bence. Benim gözümde de gerçekten hani benim gözüm ne diyeceksiniz de işte ben de naçizane bir vatandaş olarak gerçekten çok takdir ettim. Ailemizin gazetecisi dediğim adamın içinde kurt bir gazeteci varmış. Onu gördüm. Eminim Mehmet Ali Birand'ın gözleri dolmuştur. Şuraya bırakacağım linki. Çok güzel bir de kamera arkası videosu yapmış. İlginç detayları anlatıyor. Mutlaka izleyin. Röportajı izlememiş olsanız bile bu kamera arkası videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Alman otobanlarında hız sınırı konmayacak. Avrupa'da otoyollarda hız limiti olmayan tek ülke Almanya. Ya gerçekten Almanya'da bu inanılmaz bir şey. Her şeyin böyle diyeyim mantık çerçevesinde olduğu bir ülkede otobanlarda sınır olmaması, hız sınırı olmaması gerçekten anlaşılabilir bir durum aslında. Düşünsenize o kadar hızlı otomobiller üretiyorsunuz. Sonra adamlara diyorsunuz ki bu yolda 130'dan 120'den hızlı gidemezsin. Almanlar için aslında hız konusu bir neredeyse ideoloji gibi, kültür gibi, kültürlerin bir parçası gibi görüyorlar. Hatta dünyadaki ilk otobanı inşa eden zaten Almanlar. 1932 yılında inşa etmişler. Bu otoban kelimesi de Almanca'dan geliyor. Autobahn aslında. Öyle bir durum ki bu hız sınırı siyasetçiler oy kaygısıyla bu hız konusu söz konusu olduğu zaman çekimser davranıyorlar. Hatta Yeşiller Partisi bile yüksek hızda giden araçlar daha fazla zehirli gaz salıyorlar doğaya. Onlar bile bu konuda çekimser davranmışlar. O ilgimi çekti. Yani Almanya'da insanların gaz pedalına dokunursanız affetmiyorlar demek ki seçmenler. Hatta ve hatta Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da Ocak 2018 ile Ekim 2018 arasında toplam 261.556 trafik kazası meydana gelmiş. Bu kazalarda toplam 2.766 kişi hayatını kaybetmiş. Bu kazaların 17.131'i otobanlarda meydana gelmiş. Otobanlardaki trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 372. Şaşırdım bu arada. Bizim trafik verilerine baktım ama 2018 Ocak ayını görebildim. 250 civarında vatandaşımızı kaybetmişiz. Neredeyse Almanya'da
Almanya ile aynı gibi durumlar. Ona rağmen düşünün, ona rağmen hız sınırı koyamıyorlar. Kurum tarafından verilen diğer rakamlara göre en çok trafik kazasının olduğu eyalet 52.630 kaza ile Kuzey Ren-Vestfalia. Bavyera ise 46.194 kaza ile ikinci. Baden-Württemberg'de 31.890 trafik kazası ile üçüncü sırada yer almış. Yüksek hızın karbon salınımı nedeniyle çevreye olan olumsuz etkileri de cabası. Dünyanın en büyük dini festivaline 120 milyon kişi katılacak. 7 hafta sürecek Kumbh Mela Festivali en büyük insan etkinliği olarak biliniyor. Ülkenin kutsal olarak sayılan Ganj, Yamuna ve Saravasti nehirleri milyonlarca insanla dolup taşacak. Hindular nehirde yıkanmanın insanı günahlarından arındıracağına inanıyor. Bu bayram 12 yılda bir ülkenin farklı bölgelerinde kutlanıyor ama bu sefer 6 yıl geçmiş üzerinden ama biz bir yarım festival yapalım demişler ve 12 yılın dolmasını beklememişler. Bu da ilgimi çekti. Sarı Yeleklilerin lideri plastik mermiyle vuruldu, bir gözünü kaybetti. Sarı Yelekler lideri Jerome Rodriguez plastik mermiyle vurularak bir gözünü kaybetmiş. Fransa polisi Rodriguez'in bir gözünü yitirmesine neden olan olayın plastik mermi olmadığını, Sarı Yeleklilerin liderinin yakında düşen bir biber gazı kapsülünün yerden sekmesi sonucunda Rodriguez'in gözüne isabet ettiği iddia ediliyor. Jerome Rodriguez'in avukatları ise polisin iddialarının yersiz olduğunu ve müvekkillerine doğrudan nişan alındığını ve plastik mermi ile ateş açıldığını savunarak Paris emniyetini orantısız güç kullanmakla suçluyor. Orantısız güç arıyorsanız size bir yer tarif edebilirim ama etmeyeceğim. Açlık sınırı 2000 lirayı aştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş 2019 yılı Ocak ayı açlık yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 2000 lira 9 kuruş. Türk İş evli olmayan çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise 2452 lira olarak hesaplamış. Türk İş gıda harcaması ile birlikte giyim, konut yani kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu. Diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise, yani bu da yoksulluk sınırı oluyor, 6542 lira 88 kuruş. Vay be. Yabancı konut satışı en çok Samsun'da arttı. Samsun, İranlılar, Mersin, Iraklılar için cazip. Yabancı konut satışı 2018'de önceki yıla göre %253 ile en çok Samsun'da artmış. Samsun'u %161'lik yükselişle Ankara, %91'lik artışla Yalova takip etmiş. TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgilere göre yabancı konut satışı 2018'de önceki yıla göre %78.30 artarak 22.234'ten 39.663'e yükselmiş. Yabancıların konut alımında geçen yıl en çok tercih ettiği il 14.270 konutla İstanbul, İstanbul'u 7.938 konutla Antalya, 2.720 konutla Bursa, 2.133 konutla Ankara ve 2.063 konutla Yalova izlemiş. Samsunlular eminim fark ediyorlardır. İranlılar çoğunlukla Atakum civarına yerleşiyorlarmış. O da haberin içeriğinde vardı. İsveç'te belediyeden tesettür mayosu kararı. Sigtuna ilçe belediyesi meclis üyeleri belediye havuzlarında tesettür mayosunun satışını ve kiralanmasını yasakladı. Sosyal Demokrat ve Sol Parti belediye meclis üyeleri ise karara tepki gösterdi. Belediye Kültür ve Sosyal Kurulu Başkanı Yardımcısı Sosyal Demokrat Parti meclis üyesi Rolando Rosales, bir belediye kadınların tesettür mayosu giyip giymeyeceğine karışamaz. Kadınlar kendi özgür iradeleriyle buna karar verir. Bu yüzden Sosyal Demokrat Parti yasaklamanın aleyhinde oy kullanmıştır ifadelerini kullanmış. Öte yandan İsveç'te spor malzemeleri satan Stadium diye herhalde bir marka bu, ürünleri arasına 6 ay önce tesettür mayosu ilave etmesi sosyal medya üzerinden ırkçı tepkilerle karşılanmış ve ürünün satışının durdurulması çağrısı yapılmış. Resmi internet sayfasından konuyla ilgili açıklama yapan mağaza yetkilileri geri adım atılmasının söz konusu olmadığını ve demokrasi gereği olarak tesettür mayosu satışına devam edileceğini belirtmişti. Evet, bir haber sözünden sonuna geldik. Yarın sabah yine 8.15'te Periskop'ta canlı yayında görüşmek dileğiyle. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğeniyorsanız dostlarınızla paylaşmayı, yorumlarınız varsa çekinmeden yazmayı ama hepsinden önemlisi seviyorsanız söylemeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun.